İyi akşamlar. Hayatın Sesi izleyenleri, yepyeni bir programla karşınızdayız. Kupa günlüğü. Euro 2016 boyunca her akşam evinizde misafir olacağız. Ben Mithat Fabian Sözmen, Volkan Arar'la birlikte ve sürpriz konuklarımızla sizlere turnuvayı aktaracağız. Spor basının çok zengin olduğunu düşündüğüm spor basınımızın televizyonlarda daha fazla yer bulmasını gerektiğini düşündüğümüz değerli isimleri ne ağırlamaya çalışacağız stüdyomuzda. Bugün de bendenizin favorilerinden spor yazarı hatta spor tarihçisi Ali Murat Amarat ilk konuğumuz olarak bizlerle birlikte olacak. Ali Murat Amarat'la hem Avrupa Futbol Şampiyonalarının tarihine biraz döneceğiz. Orada neler vardı, nasıl turnuvalar yaşandı, nasıl yıldızlar çıktı, nasıl enstantaneler kaldı geriye onları konuşacağız. Biraz da tabii ki yarın başlayacak olan turnuvadan bahsedeceğiz. Tabii ki Türkiye'nin durumunu değerlendireceğiz ve favorileri konuşacağız. İlk başta her programımızın başlangıcında yer alacak olan tarihten bir yaprak bölümümüzü ekrana getireceğiz ve sonra sözü Ali Murat Amarat'a bırakacağız. Bir turnuvaya kaç mucize sığar? 1, 2, 3! Türkiye! Türkiye! 2008'de Türkiye milli takımı bu sorunun yanıtını zorlamaya kararlıydı. Fatih Terim yönetiminde İsviçre'ye gelen Ay Yıldızlılar ilk grup maçında Portekiz'e 2-0 yenildi. Terim'in oyuncu tercihleri medyada tartışılıyordu. 9 numara kim olacaktı? Genç yetenek Arda Turan kenarda mı tutulmalıydı? Stoper krizi nasıl çözülecekti? Orta alan kime emanet edilecekti? İsviçre maçıyla birlikte bu soruların yanıtı medyanın istediği şekilde değişmeye başladı. Arda Turan 11'e girmişti. 1-0 geride tamamlanan 45 dakikanın ardından 9 numaralı formada kadrodaki tek klasik santrafor Semih Şentürk'e verilmişti. Basel'deki St. Jakob Park'ta müthiş bir yağmur altında oynanan karşılaşmada 57'de Semih Şentürk'ün kafası beraberliği getirdi. 90+2'de Arda Turan'ın golü bir dizi mucizenin yalnızca ilkiydi. Grubun final maçı puanı, attığı ve yediği gol sayısı aynı olan Çek Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaydı. Beraberlik halinde maç penaltılara gidecekti. Koller'in 34, Plasil'in 62'deki golleri korkunç haberlerdi. Bir geri dönüş daha olur mu diye düşünenler, rakip kaledeki Peter Cech'e bakıp iyice moral bozuyordu. 74'te önce Arda Turan'ın golü geldi. 87'de bir mucize daha. O sezon hiç hatalı gol yemeyen Cech, topu elinden kaçırdı ve Nihat Kahveci boş kaleye bıraktı. Herkes penaltılara razıydı ama Nihat bir kez daha sahne aldı. Ayak içi plaseyle 90'a bıraktığı topu değil Cech, yaşın gelse çıkaramazdı. Türkiye inanılmaz bir şekilde çeyrek finale yükselmişti ama mucizeler bitmemişti. Bu kez maç Avusturya'nın başkenti Viyana'daydı, rakipse Hırvatistan. Fatih Terim, Semih Şentürk'ü yine kulübeye çekmişti. 119 dakika golsüz geçtikten sonra Ivan Klasnić, Hırvatistan'ı 1-0 öne geçirdi. Mucizelerin vadesi daha dolmamıştı. Rüştü'nün doldurduğu top, oyuna sonradan giren Semih'in önüne düşüverdi. O da muhteşem bir vuruşla maçı penaltılara taşıdı. Momentumu arkasına alan Türkiye'yi durdurmanın imkanı yoktu. Yarı finaldeki rakip Almanya olacaktı. Türkiye, Almanya'nın karşısına çok sayıda eksikle çıktı. Ne Arda Turan vardı, ne Nihat Kahveci, ne de Tuncay Şanlı. Yine de bu tarihi performans savaşmadan arenayı terk etmeyecekti. Maça çok iyi başlayan, Uğur Boral'ın golüyle öne geçen Terim'in öğrencileri, yedikleri iki gole rağmen 86'da Semih Şentürk'le bir kez daha eşitliği yakaladı. Ama bu kez 90'da gülme sırası rakipteydi. Philipp Lahm Almanya'yı finale taşırken Türkiye arkasında müthiş bir hikaye bıraktı. Türkiye'nin Euro 2008'deki macerasını izledik az evvel. Mucize kelimesi de çok geçiyor. İzlediğimiz videoda hafifletmek gibi oluyor ama yine de bu kadar kısa sürede hani gerçekleştirilmiş ihtimali de bu kadar düşük olayları arka arkaya yaşadık Euro 2008'de. Bizim lügatımızı da zorluyor hakikaten bir yandan. Sen nasıl görüyorsun Türkiye milli takımının bu inanılmaz koşusunu? Vallahi yani İsviçre maçında bitse kimse bir itiraz etmezdi. Zaten Nuh tufanını andıran koşullar. Yani Avrupa Şampiyonası'nda o kadar yağmur beklemezsin. Gitmeyen top beklemezsin.
olmayacak işler oldu. Garip kurtarışlar, toplar kaleye girmedi. Ondan sonra geri geldik. Bir şekilde maçı kazandık. Bir şekilde derken 92. dakikada Arda'nın pek vurmadığı yerlerden, oralardan yetiştiremediğini yıllar sonra biliyorsun Twitter'da bir takipçisine söylemişti. Niye uzaktan vurmuyorsun abi sorusuna. Orada başladı. Orada başladığında hepimiz herhalde burada biter diye düşünüyorduk. Ama o gün itibariyle Çek Cumhuriyeti maçına çıktığımızda basit olan bir şey vardı. O da şu, kazansa Türkiye ilerliyordu. Maç berabere bitse Avrupa Şampiyonaları tarihinde görülmemiş bir şey olacaktı. 90. dakikanın sonunda seri penaltı atışlarına geçilecekti. Çünkü Türkiye ile Çek Cumhuriyeti'nin ayrı gayrısı yoktu. Yedikleri, attıkları, puanları falan her şeyleri aynıydı. Orada da 2-0 geriye düştük. Zaten televizyonları kapattık. İşte Allah bilir sen orada bir müzik koydun kendine. Sen şiir falan okumuş olabilirsin şimdi. Bir şey demek istemiyorum ama. Şaka bir tarafı. Oradan sonra bir 2-1, 2-2. Yani 2-2 olurken Çek'in yaptığı hata, Çek'in kariyerinde neredeyse hata yok. Adam topu elinden düşürdü. Nihat boş kaleye. Top Nihat'a da biraz çarptı. Hani çok da isteyerek mi vurdu o bile biraz tartışmalı. O da beklemiyordu topu. O da beklemiyordu. Evet yani top kaydı işte. Bir şekilde 2-2 oldu. Ha penaltılar. Kafamızda Allah bilir penaltıcıları seçiyorduk. Hamit vursun, Nihat vursun. Üçüncüyü, dördüncüyü bulurken zorlanıyorduk belki. O dakikada işte yine Hamit defansın arkasına müthiş bir pas attı. Nihat turnuvanın en güzel gollerinden birini imzasını attı. Belki turnuva tarihinde. Turnuva tarihinin en güzel gollerinden biri. O topun gidişi falan yani şaka gibiydi. 3-2 rüya gibi bir senaryo oldu. Hani bir açıdan bakınca şans bir türlü yakamızı bırakmıyordu. Diğer bir açıdan bakınca dümdüz ilerliyorduk. Dümdüz ilerlerken Çekler hani onlar tabii üzüldüler onlara bir şey söylemeyeceğim ama Hırvatistan maçında hani bizim yaptığımız artık gerçekten Amerikan filmlerinde olsa hani Hollywood senaristlerinin inandırıcılığını kaybettiğini eleştirir, düşük puan verirdik veya seyretmezdik o filmi. Çünkü 119. dakikada gol yiyeceksin. O dakikaya kadar da yani maç hakikaten çok rahat giden bir maç. Yani iki tarafta çok birbirine ısırdı mı tartışılır. Biraz Hırvatlar daha bence etkiliydi. Orada yediğimiz golde de işte Rüştü'nün inanılmaz bir hatası vardı malum. Yanlış çıktı. Rüştü'nün orada olmasının sebebi zaten Çek Cumhuriyeti maçında Volkan Demirel'in uzatmalarda heyecanla yenik düşüp inanılmaz bir şekilde kırmızı kart görmeyi başarmasıydı. Rıdvan ondan biraz daha fazla heyecanlanmıştı gerçi yayında. Rıdvan hocam milyonlar, yani Rıdvan hocam en kibarını ifade etti. Herhalde milyonlar daha kabaca yaklaşmıştı olaya. Rüştü orada o hatayı yapınca 119. dakikada Klasnić kafayı vurmuştu hatırlarsınız. Ortaya yapan Modrić. Modrić o zamanlar genç Modrić. Yani evet. O takımda genç Modrić var, genç Rakitić var. Birisi bugün bakıyorsunuz Real Madrid'de, öbürü Barcelona'da ve hakikaten Dinamo rolünde oynuyorlar. Muhteşem bir takımdı. Bizde de genç Semih Modric'in vardı o dönemde. Zaten oraya geliyoruz. Dakika 122. Yani normalde bitmesi gerekirken hani son bir topu oynattılar. NBA usulü belki de bir işte şans mı tanıdılar diyelim. O top bir şekilde geldi. Semih'in önüne düştü. Semih sol ayağıyla. Müthiş vurdu. Değme solağın vuramayacağı, Alex'in, Hacı'nın vuramayacağı belki de vuruşa imza attı. O top zaten kaleye girdiğinde ben kendi adıma anlamıştım. Yani o penaltıları ben dağıtsam, annem dağıtsa, benim kedi dağıtsa yani bir atardık. Öbürlerini de kaçıracağı belliydi. Ve tesadüfen kaçıranlara baktığında Modrić kaçırdı, Rakitić kaçırdı. En sonunda da Rüştü kurtardı işte Perisic penaltısı falan. Ve bir şekilde yine bir mucizeyle ve mucize üzeri mucizeyle yarı finale geldi. Sizin o dönem Taraf Gazetesi'nde attığınız manşetler de bayağı ses getirmişti. Onları istiyorsan bir hatırlat. Yani şey dedik, Tanrı yani Türkçe konuşuyor diye bir başlık vardı. Sonra İsviçre maçından sonra. Evet. Sonra şans bir türlü yakamızı bırakmıyor vardı. Çek Cumhuriyeti ile ilgili düşündüğüm şey. Hırvatistan maçından sonra everything is something happened dedik. Fatih hocamızın gerçekten çok önemli bir sözünü hatırlatmamız gerekti. Yani hakikaten mucizevi bir şeydi. Başarsa da biz yapardık. Sonra Almanya maçı. Ya Almanya maçını geçenlerde tekrar upuzun seyrettim. Ya o maçı da kazanabilirmişiz. Ve çok eksik bir kadroyla. Yani zar zor işte sağdan soldan eklenenlerle, kadronun son oyuncularıyla oynayan bir Türkiye. Ve gerçekten Boral'ın tarihi performansları. Ara sıra yaptığı tarihi performanslarından maçtan biri. Önce Tolga Zengin'i orta saha oynatma gibi ütopyalar konuşulmuştu. Yani işte yedekti o da. Ama 14 kişilik bir kadroyla çıkabilmişti. 14 kişiyle oynayabildi milli takım.
Orada da yani Uğur Boral zaten kariyeri böyledir. Uğur Boral ya 10 üzerinden 9'luk oynar ya da 3'lük oynar. Yani 5'lik oynadığını kimse görmedi. Uğur Boral harikaydı. O gün Colin Kazım çok şanssızdı. Evet. Direkleri falan dövüyordu. Maçın ilk 20 dakikası bayağı bir Türkiye'nin inanılmaz baskısı bir, ve direkten dönen toplar. Gol de öyle geldi. İnanılmaz bir oyun var ama ondan sonra işte Almanlar. Onları hani fazla anlatmaya gerek yok. Hele sana hiç anlatmaya gerek yok herhalde. Bir şekilde onlar kazanıyor. Ve gerçekten 90. dakikada kazandılar. Yani sağ olsunlar. Gerilin Eker'i de bize hatırlattılar. Yani aynen. Ne yaparsan yap 90. dakikada bir şekilde yani kazanabiliyorlar. Ve kazandılar. Kimse şaşırmadı o golün yendiğine 90. dakikada Lağım. Oradan girip yani. Evet, ben ama maç arasında şeyde demiştim yani bizi kandırmışlar çünkü biz yenilince Almanya yani sayılıyormuş Almanya bir türlü yenemedik yani diye yani dalga geçiyordum. 3 maç üst üste de yani son dakikalarda golleri bulan taraf Türkiye'ydi, bu sefer de Almanya oldu yani kendi silahımızla vurulmuş gibi. Yani pek ben hani öyle demiyorum öyle zaten diyor. Bizim son 5 dakikada gol bulduğumuzda hatırlanınca orada yani yine bir şekilde geri geldik ama o kadar gelebildik. Orada yine Rüştü'nün bir hatalı gol yediğinin de altını çizmek lazım. Ama yani hakikaten şampiyonun tuzu biberi 2008'de Türkiye'ydi. Yani bunu kime sorsanız. Ve aslında turnuvalar tarihinin de en yani olmayacak işlerine imza atan ve çok enteresan bir takımı olarak tarihe geçti. Ama kuşkusuz çok daha zengin bir geçmişi var Avrupa Futbol Şampiyonalarının. Sen de buna çok hakimsin. Biliyoruz. Mesela senin böyle aklında kalan bir takım var mıdır Avrupa Futbol Şampiyonası? Hani bu birçok takım vardır mutlaka ama mesela sana en sempatik gelen takım diyebileceğimiz. Sempatik değil ama biz herhalde 2008'deki Türkiye ile en kıyaslanabilecek takımların başında Danimarka 1992 gelir. Favori takımım. Çünkü ilk hatırladığım turnuva olduğu için çok net hatırlıyorum ve hani Schmeichel'la da o dönemde böyle iyice sarışınım. Kendimi böyle Schmeichel'la özdeşleştiriyorum şimdi falan. Şimdi yavaş yavaş jenerasyonların, yaşların ortaya çıkacağı sohbetlere giriyoruz değil mi? Evet. Volkan arkadaşımız yine. O 92'yi hatırlıyor. Ben 96'yı hatırlıyorum. 96 çünkü mı? İlk ben olarak. Galiba müsaade istem zamanım geldi. Murat daha platine yaprak vuruşu. Ben 84. İlk kupam 84. Yani çok net. Hatta yani kendi başıma notlar aldığım kupa 84. Birbirimize çok benziyoruz. 88'de de tuttum defter. Ve yani bunu daha anlatmıştım bir iki kere. Onun da altını çizeyim. 88'de bana kitapları attıran, yani daha doğrusu tuttuğum defteri attıran insan Marco van Basten'dir. Yani 92 Danimarka'ya da böyle geleyim müsaadenle. Çünkü ben 88 turnuva boyunca hiçbir şekilde Hollanda'yı tutmadım. Hollanda benim en sevdiğim takımları bir şekilde. İngiltere yendi, İrlanda'yı yendi son dakikada. Böyle garip garip yoluna bir şekilde devam etti. Veya benim sevdiğim takımları yendiği için bana garip geliyordu. 12 yaşında bir çocuktum ve sinirleniyordum. Van Basten'de devamlı gol atıyordu falan. Bu sırık ne yapıyor falan diye bakıyordum. Final maçında Sovyetler Birliği'ni tuttum. Zaten turnuva öncesinde de çocukken Sovyetler Birliği'ne dair olimpiyatlardan başlayan aslında basketbol ve voleybol üzerinden başlayan özel bir sevgim vardı. Sovyetleri tutuyordum. Ta ki o maçın işte malum anına kadar. Yani o top soldan süzüldü, Van Basten voleyi attı. O golün tekrarını seyrettiğim andan itibaren Hollanda ve Van Basten hastası bir çocuğa dönüştüm. O yüzden 92'de de Hollanda'yı tuttum. Sağ olsun sen demin andın, senin kahramanın Schmeichel, Van Basten'in yarı finalde penaltılara kalan maçta penaltısını kurtarınca ben üzüldüm. Ondan sonra finalde zaten Almanya'ya karşı kim oynasa genellikle o takımı tuttuğum için söylemeye gerek yok. Bir de Danimarka. Çok eğlendiğimiz tabirle plajlardan gelmişti. Aynen. Ama plajlardan gerçekten onun hikayesi de çok acayip. Gelip gelmedikleri tartışmalı. Çünkü biraz hazırlandıkları ve beklediklerini sonradan kendileri de itiraf ediyordu. Hani onu da kısacık söylemek gerekirse iç savaş nedeniyle, Yugoslavya iç savaşı nedeniyle son dakikada Mayıs ayının sonunda Birleşmiş Milletler'in aldığı bir ambargo kararı üzerine o kararın uygulamaya geçilmesi ve Yugoslavya son dakikada turnuvadan ihraç edilince grup ikincisi, onların arkasında kalan Danimarka 30 Mayıs'ta turnuvaya dahil edildi. 10 gün sonra da turnuva başladı. Yani o 10 gün sonra geldikleri turnuvayı bir şekilde kazanmayı başardılar. Hem de İsveç'te. Açıdan, evet, İsveç'te kazandılar. Yani olur zaten yani onlar Eurovision'da da birbirlerini seviyorlar. Normalde sevmiyorlar gibi davranıyorlar da böyle her ortamda da paslaşıyorlar. Hemen hatırlatalım 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda aynı grupta yer alıyorlardı. 2-2 maçları bitse İtalya grupta kalacaktı, elenecekti. Evet. Ve o maç 2-2 bitti.
gitti. Yani çok şaşırdık. Eurovizyon tarihi boyunca birbirine 8-10-12 vermiş ülkelerden bahsediyoruz ve yani böyle bir şey yaşandı. Olabiliyor. Böyle şeyler futbolun doğasında var. Şimdi benim göz bebeğime burada şey ters konuşmayalım. Tamam ama muhteşem, eğlenceli de bir takımdı o. Çavuşlar evet. olarak biliniyordu. Benim büyüklerim ya da ailemdeki birçok akrabam o Danimarka takımının çünkü çekiçli yani şurasındaki şey yüzünden, sembol yüzünden çavuşlar diyorlardı. Ben o tarihte de 16 yaşındaydım, hiç anlamadım. Tabii sonra askere gidince anladık. Peki hani bir futbolcu aslında Van Basten'den bahsettik. Peki böyle bir andan bahsedebilirsek hani aslında zaten bu her futbol severin hep o kafasında dönen yani enstantane deriz ya. Avrupa Futbol Şampiyonası tarihi bağlamında hani değişik anlar var. Muhakkak Türkiye'nin yani Semih 122 o Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en unutulmaz anlarında. Hani bu listeyi kim yaparsa yapsın ilk ona girer. Ama bana sorarsan iki tane an var ölümsüzleşen. Bir tanesi müseccel bir marka yaratan. Panenka'nın penaltısı 1976. Final maçı penaltılara kalıyor. İlk defa bir büyük organizasyon böyle Avrupa Şampiyonası finali penaltılarda bitecek. İşte kaçırıyor Hönes. Ondan sonra Çeklere sıra geliyor. Çekoslovaklara geliyor. Aman pardon hata yapmayalım şimdi Çekler. O zaman Slovaklar da var. Ve Panenka o topun dibine girdiğinde yani tarih bir anda değişiyor. Yani film şeridi gibi futbolda penaltı atma tekniği değişiyor. Böyle bir şey olabileceği keşfediliyor ve bir anda bir adam ölümsüzleşiyor. Diğeri de muhakkak demin de andığımız 88 Van Basten'in volesi. Dasev gibi o muhteşem kalecinin üstünden süzülen top. Ki Van Basten hani maçın o dakikası biraz yorgun olduğunu, o topu stop etse bir, en az bir savunma oyuncusunu geçmek zorunda kalacağını falan söyleyerek. Çünkü aynı pozisyonda evet, yorgun olduğum için vurdum. Dünya Kupası'nda onun çömezi Bergkamp Arjantin'e karşı topu stop edip muhteşem başka bir gole evet. imza atmıştı. Ama işte Van Basten'in kariyerini belki de özetleyen harika vuruşlardan biridir. Van Basten o tip vuruşları hep yaptı. Yıllar sonra futbolu bıraktıktan sonra malum çok erken bıraktı. Maalesef İtalya'da pek haşin davrandıkları için ona devamlı tekme atıyorlardı. Söylemeye gerek yok. Ama öylesine bir yardım maçında işte bir vakıf için bir yardım maçının görüntülerini vermişti bir kanal. O maçı böyle uzun uzun seyretmiştim. Biraz daha geniş bir açıdan kornerden gelen topa aynı vuruşu yaptı. Ve o tarihte biraz tombul bir Van Basten vardı. Yani işte bazı yani, şeyler değişmiyor. Yani kimse de işte 100 kere vurursan biri gol olur diyemez herhalde Van Basten'e. Çünkü kariyeri boyunca öyle kaç tane vuruş yaptı bilmiyoruz yani ama. Evet, sevgili, işte iki tane golü var. Biri profesyonellik dışı olsa da. Bir de ayrıca sevgili izleyenler Van Basten'in unutulmaz gollerini değişik internet sitelerinden baksın. Tabii. Hani Ajax'ta falan da attığı bazı garip goller vardır. Ya onun yapabildiklerini işte bir bölümünü kim yapıyor? Buradaki Zlatan İbrahimovic yapabiliyor. Onun da bir karate kit i̇şte. Vuruşu var. Evet. Zaten ona gönderme evet. yapıyor bu da. O da bir yine Avrupa Futbol Şampiyonalarında kaydetti. İtalya'ya attı. İtalya'ya attı. 2004'teki gol sizin dediğiniz. O golden sonra hemen küçük bir anekdotla sizi bir şey yapayım, süsleyelim isterseniz. Zambrotta şey demişti, bir İtalyan takımı asla böyle gol yememeli soruyorlar. Ondan sonra Buffon'a soruyorlar. Hani en iyi kaleci seçilen, Avrupa Şampiyonası tarihinin en iyi kaleci seçilen Buffon'u. Buffon da bir kaleci böyle gol yemeli. Gurur duydum diyor. Şimdi bakış açısı işte savunmada durunca başka bir şekilde bakıyorsunuz. Kalede durunca başka bir şekilde bakıyorsunuz. İşte Zlatan o işleri çok acayip. Zaten o golü kale çizgisinde o sırada kim vardı hatırlamıyorum ama İtalyan santraforu. Sanki o yemiş gibi olmuştu. Yani çünkü İbrahimovic öyle acayip bir vuruş yapmıştı ki topuyla ve top o işte orada i̇şte adamın uzak doğu kafasının üstünden yapmasından kelli. Ama yani benim hani kendi adıma ben Hollanda'yı işte 88'de hiç desteklemedim finaldeki o unutulmaz gole kadar. Ondan sonra işte Van Basten'den kelli Milan'ın her maçını seyrettim. Onun sakatlıktan geldiği bir Göteborg maçında muhteşem bir performansı vardır. Orada da inanılmaz bir röveşata golü atmıştı. Yani futbol topuyla hiçbir alakası olmayan, hatta tuttuğu takımın renklerini bile pek bilemeyen anneme o golü mesela seyrettiğimi hatırlıyorum. Fanatiklikse fanatiklik.
Ama benim için eğer onu soruyorsan 84 çok özel. Çünkü hani siz nasıl söylediniz 92, 96, 84 de benim ilk kupam. 82 Dünya Kupası'yla başladı aslında benim futbol büyük organizasyonları takibim. Ama orada az maç seyrettim. Bütün grup maçlarını falan seyredememiştim. 84'ü bayağı takip ettim. Bir de 84 çocuk olduğum için benim için çok eğlenceliydi. Çünkü devamlı büyüklerimle iddiaya giriyordum ve gofretlerle belki de futbola olan aşkım başlıyordu. Şimdi bir Panenka'ya bir döneceğim, penaltılara bir döneceğim. Çünkü onunla alakalı aslında senin elemeyi göz nuru bir bilgi var sende. Biraz onu anlatmanı isteyeceğim. Panenka'nın o penaltısı çok meşhur ama bu penaltı atışları gündeme nasıl geldi? O bir tartışma konusu. Bir de bize Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonaları tarihinin 1996'da başladığını biliriz. Aslında öyle ama Türkiye'nin biraz o penaltıların başlangıcına giden süreçte de ilginç bir hikayesi var. O da sadece sende var. Onu da senden anlatmak istiyorum. Estağfurullah. Sadece bende değil ama Türkiye'de öyle. 1968 Avrupa Futbol Şampiyonası. O zaman zaten böyle 4 takım katılıyor. 2 tane maç yapıyorlar. Kazananlar finalde buluşuyor gibi bir şey. Sovyetler Birliği ile İtalya oynuyor. Ve maç berabere bitiyor. O tarihte penaltı atışları yok. İşte ne yapacağız, ne edeceğiz noktasındalar. Ve bir yerden sonra kura atışına karar veriliyor. İşte bir para atalım, yazı tura bir şey olsun diye karar veriyorlar. Yapacakları çünkü ellerinde de hiçbir şey yok. Ve o günün hakem Alman. Alman hakem bir para kullanıyor. Ve yazı tura sonucunda İtalyanlar kazanıyor, Sovyetler kaybediyor. Yine devam etmek gerekirse finalde de İtalya, Yugoslavya oynuyor. Yine maç. Yenişemiyorlar, berabere kalıyorlar. Bu sefer ama para atışı falan olmaz, kura ayıp falan diyorlar. 2 gün sonra maçı tekrarlıyorlar. İşte İtalyanlar kazanıyor ve ilk Avrupa Şampiyonluğu zaferine ulaşıyorlar. O ilk yarı finalde Alman hakemin kullandığı para aslında bir Türk parası. O hakemin 80. yaşı şerefine bir Almanya'da bir futbol kulübü o hakemle uzun bir röportaj gerçekleştirmişti. İşte Dünya Kupalarında da maç yöneten en nihayetinde bir hakem. O günü anlattırıyordu ve o gün paylaştığı bilgi beni çok Şenker adı da hakemin soyadı. Hiç sağda solda görmediğim bir bilgiydi. Söylediğine göre 50'li yıllarda bir Türk hakemle bir araya gelmişler. Bir uluslararası toplantı, konferans, belki bir hakem semineri. Ve orada bayağı sohbet etmişler. Birbirleriyle işte sohbet çok güzel devam ettiği için ana olsun diye de anladığım kadarıyla bir şeyler vermişler karşılıklı olarak. Ve bizim Türk hakem, adını bilmiyoruz. Özel basım, çünkü özel basım bir para olduğunu birazdan da hemen anlatayım. Çünkü bir tarafında top varmış, bir tarafında kale varmış. Hani normal madeni bir para değil. Yazı tura veya bizim alışık olduğumuz o paralardan biri değil. Ben bunu koleksiyonlarda aradım, darphanenin bastırdığı şeylerde aradım, bulamadım. Yani onun da altını çizeyim özellikle. Bunu hediye etmiş. Ve bu çok sevmiş hakem. Çünkü yani futbol, hakem en nihayetinde top kale. Ve yıllarca bu parayı kullanmış. Yani o hakem atışlarını, o başlangıçtaki bütün para atışlarını onunla yapmış. Tesadüfen de hep o parayı kullanmaya devam ettiği için de Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde olay oraya geldiğinde o parayı kullanmış. Bizim bir Türk parası Sovyetlere güle güle demiş, İtalyanlara da finaldesiniz demiş. Yani bu enteresan bir detay. Evet, Avrupa Futbol Şampiyonalarından bu ilginç anekdotun yani kamuya daha fazla mal olmasını sağladık böylece. espri yapalım. Hani bizim takım 96 ama bizim paramız 68 yarı final görüyor. Türkiye'ye dair iki yarı finali gören 68'li bir madeni para aslında. Gruplara istiyorsanız geçelim ya da geçelim. Tabii ki. En iyi 11'ler tartışması da var. Öncesinde en iyi 11'lere geçelim aslında daha hem de tarihine de birazcık değindirerek devam ederiz. Biraz böyle en azından ben söyleyeyim biraz UEFA'nın daha doğrusu halk oyuyla belirlendiği için o biraz öyle de UEFA'nın belirlediği 11'e çok şeyim var yani muhalefet şerhi koymak istiyorum bilmiyorum sen ne diyorsun Volkan? Yani orada bir seçilmiş bir 11 var. Şimdi halkın verdiği. Halk iradesine. Evet, iradeye karşı gelmek olmaz. Şakası bir yana. Yani sonuçta UEFA'nın o oyuncuları seçerken hem işte final oynamışlıklarına, istatistiklerine vesairelerine hepsine bakılıyor. Tabii ki biraz da internet dünyasında oy verme süreçleri birazcık çarpıtılabiliyor.
yani tahmin edersin bir Türk futbolcu olsaydı mesela burada kesinlikle kadroda kesinlikle, olurdu evet. Açıkçası. Yani çünkü o tip oy verme mesela oy vermekse biz müthişiz yani. Evet. Her şeyi birinciliğe taşıyabiliriz. Yani kadroda tartışılacak belki sen hani kaleciyi tartışabilirsin. Schmeichel'ı koyabilirsin çok, oraya diye düşünüyorum. Yok ben o kadar böyle duygusal yaklaşmayacağım hani hak edene vermek niyetindeyim. Mesela içlerindeki belki en zayıf kalecidir ama Casillas'ın çok önemli bir yeri olması gerekiyor Avrupa Futbol Şampiyonaları tarihinde. Hı hı. Çünkü iki kez üst üste bu kupayı kazanmış İspanya'nın. Yer gol yemeyi unutan. Grup maçlarından sonra ikisinde de gol yemeyen bir kalecisi. Yani burada hem tabii ki savunmanın payı var hem de Casillas'ın çok önemli bir payı var. Dolayısıyla hani onun orayı hak ettiğini düşünüyorum. Yani bence de haklısın o konuda ama biraz İspanya'nın oynadığı futbolla da bağlantılı sanırım bu. İspanya topu defansa hiç getirtmediği için ya da defansta da ya da kendi yarı sahasında da oynasa hep kendisi oynadığı için Casillas fazla terlemedi. Veya işte istatistiki olarak belki de şu an afaki konuşuyorum ama çok daha az kurtarış yapmak durumunda kaldı. Ben İtalya maçı biraz... Hani oraya yaşını koyarım. Buyurun devam edin derim. İlk Avrupa şampiyonluğu zaten Sovyetler Birliği'nin. Dünya tarihinin en fazla penaltı kurtarmış kalecisi. Zaten yarı finalde onu gören bir arkadaş topu biraz uzaya doğru vurmuş derler. korkudan. Yani yaşım bu yüzden orada olmalı. Bir de şunu unutmamak lazım. Her fırsatta yaşın dememizin de bir sebebi var. Bu Ballon d'Or hep tartışılıyor. Hani Cristiano Ronaldo ile Messi arasında bölüştürülen, paylaştırılan bir şey var. İki oyuncu da biraz hassas oldukları için futbolu bırakabilirler. Hani o ödülü vermezlerse falan. Şaka bir tarafa hep onlara veriyorlar. Hani başka adam hak etmiyor mu bilmiyorum ama... Bir kere Neuer geldi işte. Neuer'e vermediler. Neuer'in ne yapması gerekiyor dendiğinde ben hani şu espriyi yapıyorum. Roger Eugene'i kadar gol atması, Yaşin kadar da penaltı kurtarması gerekiyor herhalde. Yaşin o ödülü kazanan tarihteki tek kaleci. Ve onu da 1963'te veriyorlar. Ve biraz da aslında 60'ın gülü yüzü hürmetiyle veriyorlar. Bunun da özellikle bir altını çizelim. O yüzden ben oraya Yaşin'i koyarım. Bir de tarihe de bir saygı duruşunda bulunalım. Tarihe saygı duruşunda bulunmak adına orada mesela Ronaldo'nun varlığına da ben şerh düşmek istiyorum. Ama demin söylediğim şeyin yine arkasındayım. O kadar hassas bir futbolcu ki Bale hatırlayın Real Madrid transfer olduğunda önce herkes bunun bir dünya rekoru, transfer rekoru olduğunu yazdı, çizdi. Ondan sonra o para tam açıklanamadı. Ondan sonra da İspanya kaynakları tam rekor olmadığını, rekorun biraz altında olduğunu söylediler. Çünkü Cristiano Ronaldo küstüm çiçeğine dönüştü. Oynamam kardeşim dedi. Dünyanın en pahalısı benim dedi. Biraz hassas bir çocuk. Yani müthiş bir yetenek. Baktığında tankla çarpsan tanka kaskodan para alırsın ama hassaslıkları nedeniyle de onu sevenleri de onu için... üzmek istemedi ve evet, yani sevenleri onu üzmek istemedi ama kaç turnuvadır oynuyor aslında hani bir şeyin de altını çizelim. 2004'ten finali var. Ama finali işte... var. Kaybeden tarafta golleri var. Hani onu oraya koydular. Ben olsam koyar mıydım? Koymam. Yani net bir şekilde Platini diye bir insan varken Platini ben mesela hani Platini'yi koyamıyorlar galiba artık. Van Basten gibi bir üçlü. Yani Platini'yi bence koyabilirler. Futbolcu yanına bakarak tabii. Tabii yani sonuç itibariyle 5 maçta 9 gol atmış. Hani şaka gibi hani hesapladığın zaman 1.8 yani deminden beri NBA örnekleri veriyorsunuz. Top çalsa o şeydi aman tarihe geçti dersiniz. Yok bilmem ne dersiniz. Ya maç başına 1.8 gol ne demek diye bir düşünün. Ondan sonra bir belki su içtikten sonra devam edelim. Bütün Avrupa Futbol Şampiyonaları tarihinin en etkileyici performanslarından birisi. Ya, öyle şampiyon yapıyor takımını. Öyle bir performans yok. Bir de işte kafayla atıyor, solla atıyor, sağla atıyor. Ölü yaprak vuruşu her şey var. Yani atılabilecek her şekilde adam gol atmış ve muhteşem bir performans. Yani onun orada olmasını beklerdim. Buraya işte Lam girmiş. Yani Lam'ı sokacaksak ben biraz çeşitlensin diye Turam'ı koyardım illa. Hani ben onu da çok seviyorum. Sevdiğim adamlardan biri dursun. Beckenbauer'e çok itiraz edemem. Yani Beckenbauer o da iki final görmüş bir oyuncu en nihayetinde. Puyol zaten hiçbir zaman itiraz etmeyeceğim. Şimdi gelse hemen sandalyemi bırakıp gideceğim bir insan olduğu için. Ben biraz Almanlık yaparak oraya Zammer'i koydum 96'nın hatırına. Ya evet. Ben o 96 mesela işte turnuvanın oyuncusu Zammer biliyorsun. Ama bence orada Shearer'ın performansı daha etkileyici. Yani
Şirir her maç gol attı. Zamber alınmasın. Almanya zaten makineydi. Ya yani Almanya'dan genellikle bir tane dişliği söktüğün, yerine bir şey koydun da o sistem hiçbir şekilde etkilenmediğinden, yani biraz hani Alman futbolcuları bu gözle bakıyorum. Yani Alman takımının 11'in, yani tarihinden, Almanya'nın 11'inden şuraya bir şey koysak zaten turnuvanın da en iyi 11'i olur bir bakış açısına göre. Ama en iyisi midir? Bunlar sabah akşam tartışılabilir. Mesela orta sahada Iniesta, Pirlo, Zidane diyor. Pirlo'nun olduğu yerde belki yine iki final gören Bonhoff'u koyabilirdik. Ki Bonhoff da aslında Hollanda asıllı. Hani Hollandalılar da mutlu olurdu bir açıdan. Hı hı. Almanlar da mutlu olabilirdi. Onun da çok etkileyici bir performansının olduğunu hatırlatmak lazım. Zidane dursun, ona kimse bir şey diyemez. Zaten Van Basten'siz benim için liste olmaz. Onu oraya koyarız. Ama işte solda kim olabilirdi? Faketti olabilirdi sevenleri evet. için. Maldini olurdu. Ama Milano kentinde biliyorsun bayrak adamlık soldan yükselir. Sen sol beksen veya solda oynuyorsan mutlaka ya Inter'in ya da Milan'ın bayrak adamı olursun. Faketti Inter'in, işte Maldini'de Milan'ın malum bayrak adamları. Yani ona çok da fazla bir itiraz edilmez. Ama ya bu tip listeler zaten ben hayatım boyunca yapmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Bir de neye göre, kime göre, bu hangi taktikle oynayacak? Yani orta sahası fena değil de Iniesta, Pirlo, Zidane kimse pres yapmıyor. Duruma göre yani Başakşehir karşısında bu takım zorlanabilir. Başakşehir bir kafa golü atarsa eyvah eyvah. Yani bu yıldızlar kalması 2-0, 3-0 kaybeder diye altını çizeyim. Gruplara geçelim istiyorsanız. Geçelim tabii. Ya biraz Türkiye'den başlayabiliriz. Hani Türkiye aslında eski tanıdıkların olduğu bir grupta. Yani 2008'den tanıdıkların kadrolar bayağı değişmiş olsa da. Gerçi hala işte dedik ya Modric, Rakitic, onlar şu anda ustalaşmış halleriyle varlar. Hem 2008'den tanıdığımız hem de gruptan da tanıdığımız. Hatta daha önce 2010 daki turnuva öncesinde de bir eleme maçı yapmıştık. Yine Hırvatistan'daydı. Yani işte sürekli karşılaşıyoruz. Burada da rahmetli Süleyman Seba'yı analım. Eski dostlar, eski dostlar yani şarkısı. Yani İspanya dışında zaten yani Çek Cumhuriyeti bizim Romanya ile beraber neredeyse en çok oynadığımız, Çekoslovakya'yı da saydığımızda en çok oynadığımız ülkelerin başında geliyor. Biz Çekoslovaklarla da 1924'te tarihimiz başlıyor. Ne derler? Çek Cumhuriyeti ile onların kuruluşundan itibaren başlıyor. Şu açıdan enteresan, Çek Cumhuriyeti kurulduktan sonra onların ilk yaptığı hazırlık maçı Türkiye ile. Türkiye açısından baktığınızda bizim futbol tarihimiz 23'te işte Romanya ile başlıyor özel maç. Bizim yaptığımız ilk resmi maç 1924 Olimpiyat Oyunları'nda, o da Çekoslovakya ile. Hani her iki ülkenin aslında böyle enteresan bir göbek bağı var bir açıdan baktığımızda. Hiç kesemiyoruz. İşte grupta beraberdik. oynadık. Tekrar eşleştik. Bilmiyorum, bir yakar top mu var, sıcak top mu var. Onlarsız olmuyor. Diğer taraftan bakıyorsun Hırvatistan. Yani Türkiye'nin ilk Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı maç Hırvatistan'a karşı. İşte Boksic'i var, Şuker'i var. Ha, onu söyleyeceğim. Dakika 87. Vlahovic, Alpay'ın kariyerinde tek yapmadığı faal. Oradan da gol yedik. Yani söylemeye gerek yok. Alpay ama fair play ödülü aldı. Evet, kariyeriyle yani yine tezat. İnanılmaz. İzliyorsa da alınmasın ama yani o da eğleniyordur. Yani Alpay'ın kariyeri de ortada. Çok sert bir oyuncuydu. Ve hani o açıdan baktığımızda hakikaten Hırvatlarla öyle bir hikayemiz var. Zaten 2008'i demin de konuştuk. Mucizeler mucizesini de yaşadık. Ha bir burada kim yok? Aslında eğlenceli bir tonda şey yaptığımızda Portekiz yok. Çünkü Portekiz de biliyorsun bizim normalde turnuvalarda mutlaka oynamak zorunda olduğumuz bir takım. Belki ilerleyen turlarda çünkü hani Türkiye ve Portekiz düşünülünce belki ileride bir yerlerde karşılaşırız. Çünkü onlar birbiriyle oynamadan ya grupta oynuyorlar ya çeyrek finalde oynuyorlar, bir yerde oynuyorlar. Orada yine 2000 Avrupa Şampiyonası'nda işte çeyrek finalde oynadığımızı, Alpay'ın bu sefer 29. dakikada yaptığı bir hareketle kırmızı kart gördüğünü de anımsatmak lazım. Zaten o fair play ödülünü bana yanlışlıkla verdiğinizi dedirtmek için her şeyi yaptı kariyerinin devamında. Evet, yani zaten yapıyordu da. Sen İsviçre falan oralara gelme şimdi. Ama şaka bir tarafa, çok tanıdığımız takımlar var. Ama bu grubun favorisi kim dersen İspanya. Yani zaten işte herkes Almanya, Fransa diyor. Oraları birazdan belki konuşuruz. İspanya'yı da hiçbir zaman yok sayamayız. Evet, 2014'te rencide edildiler belki. Ama ne olursa olsun... Müthiş bir şeyle geldiler ama oraya da.
Yani çok acayip bir takımlar. Zaten 2008 Avrupa Şampiyonu, 2010 Dünya Üç Kupası, kupardan. 2012. Yani böyle bir şey görmedik. Hani bu aslında ben 2012'de hep onun da altını çizerim. İspanya kazansın istiyordum. İspanya'yı çok sevdiğim için değil. Tarihte bir daha böyle bir şey herhalde ben göremem diye, benim ömrüm yetmez diye düşünüyordum. O açıdan hiç onları küçük görmeyelim. Onlar çok ters bir takımlar. Bir de gol yemeyi pek sevmiyorlar. İşte Casillas üzerinden konuştuk. Çok sert savunma yapabiliyorlar. Kolay olmayacağını İspanya maçını söyleyelim. Hırvatistan, hani biz bu Hırvatistan maçlarına hep ulusça nedense çantada keklik gözüyle bakıyoruz. 96'da da öyle baktık. 2008 ayrı bir hikaye. Yani 2008 bir futbol mucizesi. Ona kimse bir şey söyleyemez ama Hırvatistan'ın geçen yıllarda çok daha tecrübelendiğini, o bizim bebelere balon şeklinde baktığımız çocukların gerçekten çok 30-40 milyon euronun üzerinde fiyatlı oyunculara dönüştüğünü hatırlamak lazım. Birçok mevkide çok iyi oyuncuları var. Özellikle orta sahaları hakikaten, yani o Modric, Rakitic zaten rüya gibi ve onun arkasındaki oyuncular da çok iyi. Yani çok... bizim orta sahamız iyi diyoruz. Hakikaten iyi oyuncularımız var ama gruptaki diğer takımların da Hırvatistan başta olmak üzere ve tabii ki İspanya çok iyi orta sahalar ve iyi pas yapabilen takımlar. Yani Hırvatistan'ın o iki büyük ismi Modric ve Rakitic. Bir tanesi Real Madrid'i yönetiyor oyun içinde. Diğeri Rakitic Barcelona'yı yönetiyor. Yani görünen şu zaten. Yani bizim Çek Cumhuriyeti maçımız aslında en rahat maçımız. Yani kazanabileceğimiz, rahat kazanabiliriz diyebilir miyiz? Zor. Ama Çek Cumhuriyeti maçı hakikaten bizim 3 puanı oradan hesaplıyordur herkes. Evet. Ama İspanya'dan, hani İspanya'dan bir gelse sokaklara dökülürüz gibime geliyor. Hırvatistan maçı ben hani hiç kolay olmayacağını düşünüyorum. Bir de yani üçüncü... şunu unutmayalım, savunma, yani bizim savunmamız çok sınanmadı. Yani biz daha bu savunma kurgusunu yeni yeni oluşturuyoruz. İşte Mehmet Topal, Hakan Balta ikilisi oynayacak, birbirlerini çok iyi tamamlıyor diyoruz ama yani oralarda çok tehlikeli. Yani Hırvatların gerçekten çok garip silahlarının olduğunu, duruma göre işte Mandzukić diye bir adam var. O oynasa dert, oynamasa dert. Yani bu hem karşı takım için hem Hırvatistan için bir dert. Çünkü oynadığında Hırvatistan'ın hızı kesiliyor bir açıdan baktığınızda. Ama oynadığında da yani taç dahil adamın civarına bir top attığınızda, hani Yankoller'in 2 metre boyu vardı da o pek o kadar, hani bize 60'lığı var şimdi günahını da almayalım ama. Esnek değildi. Esnek değildi. Bu biraz esnek ve her topa vuruyor. Evet. Her topa vururken de yani ben Mandzukić kadar köşe vuruşlarında tehlikeli olan forvet yakın tarihte çok az gördüm. Yani adamın bir tarafına çarpıyor top ve kaleye doğru süzülüyor. Tek sorun genelde biraz da iri bir arkadaş olduğu için hani süzülürken bir saniyede kaleye girmiş oluyor. Biz ağır çekimde süzülen görüntüsünü görebiliyoruz. Yani bu tip şeylere çok dikkat etmek lazım. Savunmamız da benim büyük endişelerim savunmadan yana. Yoksa orta sahanın iyi olduğunu düşünüyorum. İleri aslında değişik bir varyasyonlara da açık bir ileri uç anlayışı var Fatih Terim'in. Fatih Terim aslında turnuva içerisinde de o değişiklikleri yapan bir teknik direktör. Evet. 2008'de mesela çok büyük eleştiriler üzerine şeyini değiştirmişti sistemini. Yani sonuçta onun açısından da bakınca 3. kupa. 96 hani 0 çekerek başladı. 2008'de yarı final oynattı. Yani burada da o belki de son kendisinin büyük kupası da olacak. Son şov yapabileceği kupada olacak. Ve bütün dünya futbol kamuoyuna bir daha kendisini hatırlatmak isteyeceği kupa olacak. Onun da çok bunu isteyeceğini düşünüyorum. Ama ben yine savunmamızın yer yer soru işareti olduğunu özellikle söylüyorum. Burası muhakkak. Bir de tabii santrafor da biraz soru işareti. İstiyorsanız diğer favorileri konuşalım. Süremiz ya da A grubundan azalıyor. Başlayarak şöyle bir göz gezdirerek devam edelim. Bir kere A grubunda Fransa, yani hem öne çıkan, çok öne çıkan futbolcuları var hem de ev sahibi olması avantajı. 84'teki ev sahipliğini de hatırlarsak. Yani zaten işte bu üçüncü ev sahiplikleri. 60'ta Copa ve Fontaine golcüleri yoktu. En iyi iki oyuncusu olmadan gittiler, çabuk elendiler. 84'te tam takım geldiler neredeyse, kupayı aldılar. 2016 o kadrodan da daha şatafatlı bir kadroyla geliyorlar. Gerçekten kağıt üstünde Fransa ve Almanya'nın kadrosu çok güçlü. Ama Fransızlar sanki
daha bir futbola damgasını vuracak bir kadro veya bir jenerasyonla geliyorlar. Onların birkaç kupası var. Almanya'da belli değişikliklerin artık yapılması gerektiğini de bir Alman olarak sen herhalde söyleyeceksin ama şaka bir tarafa, Fransa kağıt üstünde çok güçlü. B grubu açısından mesela hemen şey yapalım. Belki de İngiltere. Belki de demeyelim. Bu sefer olacak mı acaba? Yani İngiltere her kupaya öyle gelir. Hep öyle hepimizin gelir. Bildiği gibi penaltılara kalırsa kaybederler. Ya ben İngiltere ve Hollanda'nın zaten penaltı atışlarına kalmaması için 90. dakikada, 120. dakikada 11 oyuncuyla gitmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü nasıl kaybediyorlar penaltılara kalırsa? Yani böyle yani İngiltere'nin tarihi yenmişliği var ama İngiltere ya penaltılarda bir kere kazandıysa da defalarca büyük turnuvaları penaltılarda veda ettiler. Evet. Hollanda yani yarı finalde zaten maç içinde iki tane İtalya'ya penaltı atamadı. Maç penaltılara kaldıktan sonra üç tane kaçırdı. Hakikaten bu yüzde kolay bir yüzde değil. Yani bu kadar penaltı kaçıramazsınız siz futbolda. O yüzden yani İngiltere genç bir kadroyla geliyor. Turnuvanın en genç kadrosu. Ve çok enteresan isimlerle geliyor. Hani yıldızlardan arınmış belki gençlik aşısıyla bu İngiltere biraz daha umut veriyor olabilir. Burada olmasa bile bir sonraki turnuva bağlamında bu kadro pişince çok ayrı bir yere de gidebilir. Bir de sezonu da çok iyi geçiren iki takımdan Tottenham ve Leicester'dan gerçi Drinkwater almadı ama gelen oyuncular var. Yani orada Vardy'nin bir Tottenham'dan 5 oyuncu yanılmıyorsam. Liverpool'dan da bir hayli fazla oyuncu. Almanya'yı mesela yendikleri maç onlara biraz bir şey kattı yani bir farklı bir hava kattı ama işte İngiltere hep öyle oluyor zaten yani. Farklı bir hava, bu sefer farklı bir hava var diyor herkes ama yani benim turnuvada olmuyor. 90 Dünya Kupası'ndaki o Tottenham'ın yıldızlarıyla İngiltere'nin ilerleyişi geliyor böyle. Gascoigne, Lineker vesaire. Yine penaltılar da biten. Hikaye, evet. Bu sene de kadroda işte bek oyuncuları Tottenham'dan, forvet arkası Dele Alli Tottenham'dan, Harry Kane. Tottenham'dan böyle bir daha belki bir böyle bir bağlantıyla İngiltere yürüyebilir ama benim hiç tek dezavantajı Roy Hodgson gibi geliyor. Roy Hodgson belki o en da çok para kazanan milli takım hocasıymış. Onun da bir altını çizelim. Belki kazandığının hakkını verir. Fatih Terim de üçüncü. Ama o aynı zamanda direktörlük görevi de var. Çok iş yaptığı için çok yani çalışıyor. Evet. İki görevi var, onun altını çizelim. En genç takım demişken Almanya'da en genç ikinci takım konumunda ve tabii ki son dünya şampiyonu olarak da bir biraz favori görüntüsü var ama o dünya şampiyonluğundan beri bir türlü eski Almanya gibi yani 2014 ve öncesi Almanya gibi oynayamadığını ben düşünüyorum. Ben zaten demin biraz onu anlatmaya çalıştım. Ya belli isimlerin artık Almanya'da hiç olmaması gerekiyor. Belli isimlerin o iskeletin de iskelet var tabii ama biz zaten yan yana yazdığımızda belki Alman milli takım için 5 tane kaleciyi anında şey yapabiliyoruz ki Neuer diye bir değer var. Onun dışında hani birisinin belki gelmesine bile gerek yok. Birçok mevkide böyleler ama 10-15-20 kişi de bir problem var. O kadar geniş bir havuzları var ki gerçekten yani buraya işte geldikleri kadroyu 50 kişilik bir kadroyla da gelseler o ikinci kadroda yarı final görür ama sorun oradan işte siz bir 20 küsur kişilik bir kadroya iniyorsunuz başta 23'e. Oradan bir 11 yaratıyorsunuz. Bir 18'le planlarınızı yapıyorsunuz. İşte orada Löw biraz zorlanıyor. Yani adamcağıza da ne demeli bilmiyorum. Allah kolaylık versin yani. Geniş havuzda yani her mevkide futbolcu var ama bek yok. Ve Lam'ın da artık milli takımı bıraktığını düşünürsek yani en büyük sorunları işte sağ bek ve sol bek kim olacak? Zaten orada işte Emre Can'ı deneyebilir gibi gözüküyor. Sağ bek oynatıyordu. Belki yine olabilir. Emre Can'ı sola koyabilir. Evet. Ya da Hector'u koyabilir. Ama Rüdiger son anda sakatlandı. Önemliydi. Kadronun geri kalanına baktığımızda çok düşük bir seviye. Ve dolayısıyla hani bekler de işte belirleyici olabiliyor. Ve Almanya için büyük handikap da olabilir. Yani Almanya, Fransa yanlışlıkla oynarlarsa Fransızlar Almanların kanatlarını dantel gibi işleyebilirler. Bunlara evet, özellikle dikkat etmeliyim. D grubunda şimdiden söylüyoruz konuştuk. Hani maçta olursa söylemiştik deriz hani Türkiye'de. D grubunu konuştuk. E grubunda da enteresan bir kendini tekrar eden grup var aslında. Euro 2000'de Türkiye'nin içinde bulunduğu grubun diğer takımları Belçika, İtalya, İsveç ve İrlanda var. Bu grupta Belçika... İçimizdeki İrlandalılar bizim yerimizde olay yerinde gitmişler. Aynen. Belçika Dünya Kupası'nda bir çıkışını yapmıştı ve hani bu daha ilk, ilerleyen turnuvalarda çok izleyeceğiz Belçika'yı ve böyle giderse 2016'da da şampiyon adayı diye yorumlar yapılmıştı. Tabii Fransa'nın bu denli bir patlama yapacağı da çok fazla beklenmiyordu. Belçika, İtalya, İsveç, İrlanda grubu için ne diyorsun?
asıl ölüm grubu orası tabii. Yani Belçika, İsveç ve İtalya arasında müthiş bir mücadele bekliyorum. İrlandalılar burada her zamanki gibi marşlarını söylerler, hüzünlü direnirler, veda ederler gibi gözüküyor. İşte her yerde konuşulan sürpriz Belçika deniyor. Şimdi bu Belçika kadrosuna bakıldığında sürpriz demek, ne bileyim Bayern Münih işte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselir, Barcelona, Real Madrid yükselir gibi sezon başındaki tahminlere benziyor. Çünkü o kadrolar zaten oraya gidiyorlar. Gidemediklerinde sürpriz oluyor. Şimdi bu Belçika eğer o baskının altında kalmazsa, yani Belçika'nın zaten çeyrek final yapması bile, orada kalması bile aslında belki de başarısızlıktır. Çünkü konuşulması gereken şey artık inanılmaz bir kadroları oldu. Ve bunu işleyebilecekler mi? Tabii başlarındaki antrenör, ülke futbolu bağlamında, ülke tarihi bağlamında çok önemli bir kişi. Yani bunun altını çizmek lazım. Ama belki oraya daha iyi bir antrenör. Çünkü bu turnuvada da erken elenirlerse orada başka değişiklikler olabilir. Hani bunu görebiliriz. Ama müthiş bir jenerasyonları var. Ve ben gerçekten yani onlardan bu turnuvada yani iyi bir şey bekliyorum. Artık çünkü piştiler ve çok çok iyi oyuncuları var. Yani söylemeye gerek yok. İsveç aslında hani İtalya, Belçika ile kıyaslandığında daha güçsüz gibi görünen, savunması açısından yine bazı soru işaretleri de kafada oluşturabilen bir takım. Ama ne olursa olsun işte Zlatan İbrahimovic faktörü var ve çok acayip bir takım olduğunu, İsveçlilerin çok inatçı olduklarını, katıldıkları turnuvalarda da işte bir iki istisnası dışında hep ilerlediklerini, bazen nasıl ilerlediklerini hiçbir şekilde anlayamazsınız ama gözünüzü açtığınızda çeyrek finalde olduklarını görürsünüz. Yani böyle bir takımlar, bunun altını çizmek lazım. Diğer taraftan da bir İtalya var. Yani İtalya her zaman aynı şeydir. Bir turnuvaya geliyorsa, yani İtalya'yı çoğunlukla hiç zaman favori olarak göstermezsiniz ama İtalya en kötü geldiği turnuvada finale falan gider. Kimsenin hatırlamadığı bir şekilde geliyorlar. Kimsenin hatırlamadığı İtalya genellikle daha ileri giden bir İtalya aynen oluyor. Euro 2012'de onu yaptılar. Evet. İşte onun bir altını çizelim. İtalya'yı da hani çok unutanlara, İtalyanlar gariptir. İşte çok büyük beklentilerle geldiklerinde de bir anda duvara toslayıp kalırlar. Onun bir altını özellikle çizelim. F grubu ilginç. Hani burada Portekiz tabii favori olarak öne çıkıyor ama Avusturya'nın turnuvaya geliş hikayesi işte 10 maç 9 galibiyet bir beraberlik Alaba önderliğinde çok uyumlu bir takım ve hep şey diye konuşuluyor işte Hans Krankl'ın döneminden beri en iyi Avusturya takımı tamam ama acaba işte o 30'ların Wunder Team seviyesinde mi? O belki o çok değil. Ama yani o çünkü 30'ların dediğin harika takımı işte 34 Dünya Kupası'nda yarı final gören, 36 Berlin Olimpiyatları'nda final gören ve iki savaş kere olmasa belki ha zaten evet savaştan da öte yani 38 Dünya Kupası'nı %100 kazanmasına kesin gözüyle bakılırken Almanya Avusturya'yı ilhak ettiği için turnuvaya katılamayan ve ama Nazi ideologlarının muhteşem bulduğu formülle 6 artı 5 aslında Türk futbolundan evvel Dünya Kupası tarihinde gerçek oluyor. 6 Alman 5 Avusturyalıyla Dünya Kupası'na katılıyorlar. Hatta inanmazsınız bugün İsviçre'ye 38'de yenildikleri günün yıl dönümündeyiz. Yani böyle küçücük bir not da verelim. Ama şaka bir tarafa o Avusturyalılar, o hem Katolikler, karşı taraf o kadar Katolik değil, çoğunluğu Protestan ve aynı zamanda kendi ülkelerini işgal etmiş bir ülkeye karşı çok bağlılık göstermediklerinden çok da oynamıyorlar. Zaten en büyük yıldızları Zindeler falan oynamıyor bile. Turnuvaya bile gelmiyor. Böyle olunca da İsviçre büyük bir sürprize imza atıyor ve Almanya'yı yeniyor, eliyor. O harika takımın da iki kere tosladığı İtalya'nın Mussolini İtalyası'nın olduğunu, Mussolini bir şeyin organizasyonun İtalya'da Mussolini'nin koşullarında, diğerinde Hitler'in topraklarında yapıldığını hatırlatalım ve Avusturya'yı yöneten adamın da bir Yahudi olduğunu da tekrar hatırlatalım Meissel'ın. Yani o harika takımla bu takım karşılaştırılabilir mi? Bence daha var. Yani birkaç turnuva üst üste İspanya gibi veya işte Almanya gibi başarılara imza atarlarsa söz konusu olabilir. Ama yani Portekiz, İzlanda, Avusturya bu üçünün de mücadelesi bizim düşündüğümüzden çok daha eğlenceli olabilir. Yani Portekiz öyle her maçı işte hazırlık maçındaki gibi öyle 7 gol atarak yok öyle bilmem ne kazanamayabilir. Evet, bir de İzlanda'yı da hani biz bir yakından test ettik. Tersler. Aynen öyle. Onun başında da bir İsveçli var.
süremizin sonuna geldik. Volkan, eklemek istediklerin varsa hemen hızlıca. Her gece burada olacağız. Bundan sonra da zaten eklemek istediklerimizi, söyleyeceklerimizi bol bol söyleyebileceğiz diye düşünüyorum. O yüzden Ali Murat Amarat'a ben teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık, diline sağlık. Volkan Ağır'ın da dediği gibi artık her gece ekranlarınızda olacağız. Ama 10'da değil 12'de maçlardan sonra ekranlarınızda olacağız. Yarın Fransa-Romanya maçından sonra yeniden görüşmek üzere.